2 Ağustos Perşembe günü akşamı ilçe başkanlarımızla seçimlerin değerlendirmesinin yapılacağı uzun bir toplantı yapılacak Kafe 9'da. Bu toplantının peşine 3 Eylül tarihi itibariyle güncellenmiş mahalle başkanları ve sandık görevlileriyle ilgili çalışmalar tamamlanmış olacak ilçe teşkilatları tarafından. ESG çalışmalarında başarılı olmuş sandık görevlilerimize plaket programı, sandıklarında görev almış arkadaşlara da teşekkür programlarımız olacak. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin dijital eğitimle ilgili sandık seçmen listeleri üzerinde yaptığı çalışmayla ilgili bir eğitim kampanyamız olacak. Her ilçeden 3'er tane ilçe yöneticisinin olduğu 33 tane arkadaşımızın katıldığı bir eğitim programı düzenlenecek. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ESG sisteminin dijitale, internet ortamına geçmiş çalışması yerel seçimlerde kullanılacak olan bir çalışma olacak. Yine 7 Ağustos Salı teşkilat işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcıları, seçim işleri, eğitim işleri, yerel yönetimlerin bir toplantısı. 8 Ağustos Çarşamba ilçe sekreterleri, protokolden sorumlu ilçe başkan yardımcıları, bağlı kuruluşlar ve medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcılarının toplantıları. 9 Ağustos Perşembe akşamı ise hukuk işleri, ilçe muhasipleri, ARGE ve aile ve kadından sorumlu ilçe başkan yardımcılarının yapacağı değerlendirme toplantıları olacak Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Ve inanıyorum ki bu toplantıların sonunda da Eylül 17 gibi Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatları Eylül 17'de mahalle başkanlarını gözden geçirmiş, sandık görevlerini gözden geçirmiş, okul başkanlarını gözden geçirmiş, yerel seçime hazır bir teşkilat yapılanmasıyla beraber pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri planlı ve programlı bir şekilde seçim sattım halinde olacak olan bir teşkilat olacak. Çarşamba günleri yine her zaman yaptığımız gibi muhtar ziyaretinden STK ziyaretlerine, cuma günü akşamları ise 40x40 denilen eş zamanlı programları yapacak olan bir teşkilat olacak. Evet, dün Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı ile bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Vali Bey'i ziyaret ettik. Bugün yine Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı ile saat 16'da Sanayi Odası, bu basına kapalı gerçekleşen bir toplantı. Daha sonra KOTO ziyareti, daha sonra da Başsavcı Bey'i ziyaret edeceğiz uğurlama ziyareti olarak. Bu ziyaretlerimiz yarın da bir dizi olarak devam edecek. Konunun açıklamasını önümüzdeki günlerde Sayın Milletvekilimiz Saffet Sancaklı kamuoyuna bildirecek. Evet, bu anlamda bizim gündem maddelerimiz içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Cumhuriyet'in 3. evresine geçtiği, devlete sıcak yüzünü gösterdiği bir yönetim sistemi demiştik. Emekli maaşlarının erken ödenmesi, bayram ikramiyeleriyle ilgili önümüzdeki günlerde ödemelerin yapılması, sıkıntıların yaşandığı bu günlerde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımız için önem arz ediyor. Biz teşekkür ediyoruz. Kandıra yolu ile ilgili sıkıntılarla ilgili önümüzdeki günlerde bugün Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları o bölgedeler, kamp yapmaktadırlar bildiğimiz kadarıyla. Bize de gelen bilgiler ışığında önümüzdeki günlerde Kandıra yolunda basın mensuplarıyla beraber bir kamuoyu bilgilendirmesi yapılacaktır. Ne aşamada olduğu, resmi verilerin sunulduğu, tarihlerin sunulduğu bir bilgilendirme toplantısı yapılacağız. Kandıra yolundaki yaşanan kazalardan dolayı vatandaşın çektiği sıkıntıları bilen bir siyasi partiyiz. Bu problemin siyaset üstü bir problem, ivedilikle çözülmesi gereken bir problem olduğunu da kamuoyuna anlatacağız. Evet, bulvardaki geçen gün yaşanan sel mağdurlarıyla ilgili bir dizi ziyaret yaptık. Bu ziyaret siyasi anlam değil, vatandaşa devletin sıcak yüzünü göstermek anlamında, yaralarını saran vatandaşa destek olmak anlamında yaptığımız ziyarette yerel yöneticilerin gelmediği, geçmiş olsun ziyaretlerin yapılmadığını gördüğümüzde biz de basından ilgilileri uyardık. Bu tür felaketlerde Türk toplumunun bir özelliği vardır. Türk toplumu bu tür afet gibi hallerde birbirine yardım eden, birbirinin yarasını saran bir millettir. Tabii oradaki vatandaşlarımız, oradaki esnaflarımız da yerel yöneticileri yanlarında görmek isterler. Bu da onların en tabii hakkıdır. Yerel yöneticileri bu konuda uyardık. İnşallah uyarımızı dikkate alırlar. Oradaki vatandaşlarımızı ziyaret etmeleri gereklidir.
Oradaki vatandaşın tepkisi normaldir. Yüreği yanmıştır. Bağırabilir, çağırabilir. Ama kimse seviyesini bozmadan mülki amirlerini, yerel yöneticileri de karşılayacaklarından da eminiz. Yine yaz sezonun Kandıramız'da yaşandığı bu günlerde işte Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Altınkemer, Karamürsel ve Kumcağız'ında mavi bayrak alması bizi sevindirdi. Artık turizmde Kocaelilerin hemen yanı başında yaşanması bizleri sevindiriyor. Burada emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz efendim. Tabii bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakıldığında 16 yıllık AK Parti iktidarının 7 yılında il başkanlığı yapmış, hiçbir belediye kazanamamış bir il başkanıyım. Neden kaybettiğimizi, niçin kaybettiğimizi bilen bir il başkanıyım. İnanıyorum ki önümüzdeki seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi, Kocaeli Teşkilatları, belki de uygulayamadığımız programları, nerede eksik yaptığımızı bilerek, bu eksikleri yapmadan daha bir organize çalışma yaparak, ama neye mal oluyorsa olsun Milliyetçi Hareket Partisi'ne en az 3 tane bir belediye hediye etmek amacımızdır. Tarihi bir görevimizdir. Bizim yüklendiğimiz misyondur. Ülkücü harekete verdiğimiz sözdür. Bunun için Kocaeli teşkilatları olarak ilçe başkanları gibi onların da tecrübesiyle bugün 8 seçim, 3 referandum, bir darbe görmüş bu teşkilat yapısının ve inanıyorum ki artık önümüzdeki yerel seçimlerde 2023 vizyonuna gidecek Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik anlamında Kocaeli'ye örnek çalışmalar yapacak belediyeleri biz ülkücü harekete kazandırmak için söz verdik. İnşallah onun da elimizden geleni yapacağımızı da herkes görecek arkadaşlar. Tabii orada liderimizin koca bir cümlenin içinde gaf olmaz sözü bizim için bir çıkış noktasıdır. Tabii Türk dünyasının lideri Devlet Bahçeli'nin kabul görmesi, lider anlamında, bir siyasi partinin lideri anlamında kabul görmesi önemlidir. Genel başkanlık ayrı bir şey, liderlik ayrı bir şeydir. Özellikle MHP Kocaeli İl Başkanı olarak ben Aydın Ünlü'nün ve ekibinin Devlet Bahçeli lider, genel başkan değildir. Devlet Bahçeli siyasi parti, bir siyasi partinin lideridir diye uzun zaman size burada söyledim. Genel başkanlar değişir, bir gider bir bırakır, öbürü seçilir ama liderler o siyasi partinin her zaman başındadır. Oradaki genel başkan yardımcısının da benim Türk dünyasının lideri Devlet Bahçeli'ye lider demesi, kendi genel başkanına da genel başkanı demesi, tabii oradaki gaf anlamında yuhalanma, insanların gülüşmeleri de bizi, ben inanıyorum ki kendi genel başkan yardımcılarını yuhalamışlardır. Türk dünyasının lideri Devlet Bahçeli'yi yuhalayacak insan daha anasından doğmamıştır. Biz de diyoruz ki oradaki yuhalamalar, oradaki gülüşmeler kendi genel başkan yardımcılarına yapılmış olan bir harekettir. Öyle bir cesaretli insan biz tanımıyoruz Devlet Bahçeli'yi yuvalayacak. İş yuvalamaya kalırsa liderimin dediği gibi onun altında kalırlar. Zaten genel başkanım da bunu, liderim Devlet Bahçeli bunu söyledi. İmza sayısıyla ilgili dün tamamlanan sürecin ne olacağını önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bizim yine uzun süreli siyaseti takip ettiğinizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Kasım değişim sürecinde bu Devlet Bahçeli gitsin, MHP'ye oy veririz, CHP'lilere buradan bir mesaj veriyorum. Onlara diyorum ki, onlara o zaman da söylediğim gibi, öyle bir zaman gelecek ki bizim yaşadıklarımızın en kötüsünü yaşayacaksınız dediğim zaman işte bu zamandır. Evet, bugün gördüğünüz üzere 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı yapmak istedikleri adam, insanı genel başkan seçtirmemek için neler yaptığını, Türk siyasetinin ne kadar değiştiğini bugün herkes yaşayıp görmekte. Onun için bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Kasım sürecinde, değişim sürecinde destekleyen insanların bugün kendi partilerindeki değişim sürecinde demokrasinin ne kadar rafa kalktığını, neler yapıldığını hepimiz yaşayıp görmektesiniz. Ve bunların da daha iyi günleridir diyorum. Daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de çok çalkalantılar olmaya devam edecektir. Bugün derli toplu, liderine bağlı, liderini anlayan tek siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Cumhur İttifakı 2023 yılına kadar Türkiye'de örnek bir siyaset anlayışıyla siyasetin gözbebeği olmaya devam edecektir Milliyetçi Hareket Partisi. Kamuoyunun dertlerine dokunan, insanlara dokunan, sivil toplum örgütlerine dokunan, onların derdiyle dertlenen bir siyasi partidir Milliyetçi Hareket Partisi. Bunun anlamının ne kadar anlamlı olduğunu da önümüzdeki süreçte yaşadığımız olaylarda hep beraber göreceğiz. Tabii bunun kararını verecek
yer liderlerdir. Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin vereceği talimatlar doğrultusunda, MHP Genel Merkezi'nin uygulayacağı politikalar doğrultusunda biz de ona göre önlemlerimizi alacağız. Ama biz bir siyasi parti olarak, bir siyasi partinin asli görevleri neyse biz onu yerine getirmek zorundayız. Ne diyorum? 17 Eylül'de Milliyetçi Hareket Partisi 3848 sandık görevlisi, 472 mahalle başkanı, 600 okul başkanıyla seçime hazır olan bir siyasi parti olacağız. Kendi meclis üyeleri çalışmasını yapabilen, kendi belediye başkan adayı profilleriyle seçim sattım halinde olacaktır. Liderimizin verdiği talimatlara göre de hareket edecek olan bir siyasi partiyiz. Formül ne olursa olsun Kocaeli MHP teşkilatları ona hazır olacaktır. Bugün hedefimiz budur. Her siyasi parti kendi adayını çıkaracakmış gibi çalışan bir siyasi partiyiz. Bugünden kendi adayı profiller üzerinde çalışan, bugün meclis üyesi adayı profiller üzerinde çalışan bir siyasi partiyiz. Ama genel merkezimizin yönlendirmesi, genel merkezimin talimatları bizim için yol haritasıdır. Oradan hangi talimat gelirse biz de ona göre hareket edeceğiz.